Dut yemiş bülbül. Niye böyle söylenir? Bülbüller içkiye düşkündür. Buldular mı bir dolu içerler. Ama bu gerçeği bilginler değil, tarihçi Reşat Ekrem Koço'nun annesi Zahralı Hacı Fatma Hanım saptamıştır. Bunun için de günlerce, gecelerce bülbülleri gözlemlemiştir Göztepe'deki evinin bahçesinde. Dürbünüyle hem de. Fatma Hanım gözlemlerini şöyle dile getirir. Bir bülbül sabah söz gelişi bir vişne ağacına gelip konar. 20-30 kadar vişneyi gagasıyla deştikten sonra oradan çıkıp gider. Akşam yine gelir. Vişnenin kuş gagasıyla deşilen yerinde meyve suyu mayalanmış bir likör ya da şarap oluşmuştur. Kuş, akşamın garipler sersemliği denilen bu son saatinde bir iki vişneden kendi el cihazıyla hazırlanmış içkinin ilk yudumlarını içince şöyle bir silkinir, birkaç külhani ıslık öttürür. Kadehler beşi altıyı buldu mu o nameler uzar gider. Ortalık iyice karardığı için küçük esmer kuş göze görünmez ama sesi, namesi ağaçta yayılır. Belki de içkiyi sürdürmektedir. Artık tan sökülünceye kadar gelsin şarkılar, gelsin gazeller, feryatlar. Vişne mevsimi bitince bu kez dut mevsimi başlar. Dolayısıyla bülbül sesleri de biter. Aslında bülbül içkisi bittiği için ötmüyordur. Yani mevsim dut mevsimi olduğu için susmuştur. Bu yüzden susanlara dut yemiş bülbül gibi denir.